44 günlük Karabağ harekatında Ermenistan'a silah yardımında bulunan Rusya bu kez silahları İran üzerinden Ermenistan'a gönderiyor. Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan tarafından başlatılan Karabağ'ı kurtarma harekatı süresinde Ermenistan'a İskender füzeleri başta olmak üzere birçok silah yardımında bulunan Rusya silah yardımlarına devam ediyor. Rusya'nın İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği askeri araçların görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandı. Tacikistan silahlı kuvvetleri Kırgızistan sınır hattında 1 kilometre kadar derine ilerledi. Tacikistan bölgede kamera yoğunluklu bir askeri üs kurmaya başlarken Kırgızistan ordusu yeni bir çatışma çıkmaması için karşılık vermedi. Kaynaklar Rusya'nın araya girerek tarafları yatıştıracağı, bölgedeki sorunu çözeceğine inanılıyor. Askeri ve güvenlik uzmanı İlham İsmail, Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan'ın seçimden önce Paris ve Brüksel'e yaptığı ziyaretin çok taraflı hedefleri olduğunu söyledi. Ziyaretin asıl amacının Avrupa siyasi merkezlerinde imzalanan kağıdın sorunu çözmediğini ve 10 Kasım üçlü anlaşmasının Ermenistan için önemli olmadığını dile getirmek olduğunu belirten uzman, Paşinyan'ın aslında Batı Ermenistan'a çağrıda bulunduğuna inanıyor. Paşinyan, sınır gerginliği sırasında kolektif güvenlik antlaşması örgütüne özellikle Rusya'ya başvurduğunda alacağı cevabı önceden biliyordu ve bu hayır cevabı ona manevra şansı verdi, dedi. Rusya'nın imzaladığı anlaşmanın sorunu çözmediğini öne sürerek Paşinyan'ın batıdan ne istediğini merak ediyorum diyen uzman, bunun çeşitli tehditleri var. Birincisi, uluslararası güçleri Karabağ sorununa dahil etmek, sonuçsuz uzun vadeli müzakereleri başlatmak, Ermenistan'ın batıya entegrasyonunu kademeli olarak hızlandırmak ve uluslararası toplumu Rus baskısına karşı koymak. Paşinyan'ın Paris'te açık ve gizli kapılar ardında söylediği üçlü anlaşmanın tanınması, sorunun Agit-Misk grubu formatına geri döneceği anlamına geliyor. Bu durumda Rusya, barışı koruma güçlerinin yerine uluslararası bir birliğin girmesini talep etmek ve bu amaçla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurmak niyetindedir. Fransız Cumhurbaşkanının Güney Kafkasya'ya girme niyetiyle ilgili açıklamasının kaynağı bu. Paşinya'nın sınırlara uluslararası gözlemciler yerleştirme önerisi, Rusya'nın bölgedeki rolünü azaltmayı ve Ermenistan'a eş başkanlardan oluşan küçük bir askeri birlik yerleştirmeyi amaçlıyor. Hiç şüphe yok ki Fransa, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ermeni konumunu savunmakta ısrar edecek ve daha da ileri giderek Azerbaycan'a yaptırım uygulamaya çalışabilir. Bütün bunlar Paşinyan, Soros, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Ermeni diaspora örgütlerinin hayalidir diye konuştu. Paşinyan'ın bu ziyaretle Rusya'nın ziyaretinin sertleşeceğini bildiğini vurgulayan uzman, ancak Batı'nın desteği bugün onun gerçek sonuçlarını vermiyor, ancak bu yakın gelecek için bir adım. Cumhuriyetin Ermenistan parlamentosu tarafından tanınması meselesi ciddi bir şekilde tartışılıyor. Ermeni tarafı böyle bir kararın sonuçları olacağını 30 yıldır biliyor. Ancak Fransız Senatosu'nun her iki kanadının sözde tanınmayan rejimi tanıyan kararları, Fransız Dışişleri Bakanı'nın 24 Nisan'da Erivan'da Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı tanımadığına ilişkin açıklaması ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş sonrası yaptığı açıklama düşmanı cesaretlendirdi yaklaşan parlamentonun bu amaçla son kez toplanması mümkündür. Son toplantıda böyle maceralı bir kararın alınması Ermenistan için sonun başlangıcı olabilir. Azerbaycan, önce Laçin koridoru yönünde devlet sınırını tam olarak kontrol altına almalı, Ermeni vatandaşlarının Azerbaycan topraklarına girmesini yasaklamalı, Dağlık Karabağ'da yasa dışı bir askeri birlik olarak konuşlanmış Ermeni güçlerine karşı geniş çaplı bir terörle mücadele operasyonu başlatmalı. Rus barışı koruma operasyonlarını sona erdirmeli ve toprakları üzerinde egemenlik kullanmalıdır. Bu şekilde kardeş Türkiye ile ortak siyasi ve askeri faaliyetlere başlamalıdır. Düşmanın bize karşı tüm siyasi ve askeri maceralarına sert bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olmalıyız dedi. Siyaset bilimci Muhammed Asadullazade, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından Ermeni teröristlere karşı terörle mücadele operasyonlarının başlatılması gerektiğini belirtti. Azerbaycan'ın özellikle birkaç ay içinde Ermeni silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın sorumluluk bölgesinden çekilmesini talep edebileceğini aktaran uzman, çünkü Karabağ'daki varlıkları üçlü ortak bildirge hükümlerinin uygulanmasını engelliyor. Bu da durumu ağırlaştırıyor. Türkiye Cumhurbaşkanının Azerbaycan ziyareti, NATO zirvesi ve Biden'ın Putin ile yapacağı görüşmelerin ardından gelecek. Batı, Rusya'ya karşı adım atacak. Azerbaycan bu fırsatı Ermeni silahlı kuvvetlerinin kaldırılmasını talep etmek için kullanacak. Bu yapılmazsa Azerbaycan Ermeni silahlı kuvvetlerine karşı bir operasyon başlatabilir. Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının varlığı burada ayrılıkçıların statüsü sorununu gündeme getiriyor. Dolayısıyla Azerbaycan bu meseleye bir son verecektir. Adere ve Hocavand'deki silahlı Ermeni karakolları kaldırılacak diye konuştu. Arayık Harut Yunyan ve Paşinyan'ın düşmanca tavır aldıklarını vurgulayan uzman, Paşinyan, Karabağ'daki militanların Ermenistan'daki darbe girişiminden endişe duyuyor. O da bu silahlı grupların ortadan kaldırılmasıyla ilgileniyor. Ermenistan'da bunlar askeri birlikler Koçarya'nın silahlı grubu olarak kabul ediliyor. Sarkisyan ve Paşinyan'ın ana rakibi ile aynı blokta bulunan Artur Vanitsyan, Hankendi'ye geldi. Bu, Koçaryan ve Sarkisyan'ın Vanitsyan'ı Hankendi'ye yanıltmak için gönderdiğini gösteriyor. Koçaryan ve Sarkisyan gibi iğrenç insanların Ermenistan'da siyasi iktidara geri dönmemeleri için Ermeni derneklerinin kaldırılmasını sağlamalıdır dedi.